Öncelikle arkadaşlar, selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. YouTube'da yeniyim. Birkaç video atmıştım. 1-2 ay oldu. İlk videomu da traktörü tanıttım. Tanıttım derken sessiz bir şekilde, yani viteslerini gösterdim, uçuğunu falan, başka özelliklerini gösterdim ama konuşmamıştım. Bu videomuzda inşallah size güzel bir şekilde tanıtacağım. Arkadaşlar, traktörümüz Massey Ferguson 26-25 serisi. 26-25 denince 26-20'den farklı bir algı var. Ama hayır, kesinlikle hiçbir farkı yok. Bir tek vitesleri yana alınmış, deposu değişmiş. Bir de arkada 2 çıkış yerine 4 çıkış takılmış. Bunları göstereceğim size zaten şimdi. Öncelikle traktörümüzün şöyle dışarıdan bir görünüşüne bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bizim buralarda böyle Süper Lig kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şimdi normal kendi özelliklerini anlatacağım. Ne özellikleri olsa daha iyi olabilirdi. Ne özellikleri olmasaydı daha iyi veya kötü olabilirdi. İyisi kötüsünü, bütün her şeyini açıklayacağım arkadaşlar. Aracım şu an, traktörüm 160 saatte. Üstüne bir binelim. Gördüğünüz gibi, yani aynı 26-20 ile hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi vitesleri ortadaydı. 26-25'te yana aldılar. Yani birinci vites geri, 2-3. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, birçok kişinin dışarıdan görüp de acaba levye mi dedikleri vites. Buçuk arkadaşlar. İleri geri değil yani, buçuk. Normal. Boş. Buçuk. Bu da takviyemiz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Levye olsaydı daha mı iyi olurdu? Evet arkadaşlar. Levye olsaydı daha iyi olurdu. Daha rahat olurdu. Çünkü arkadaşlar, yani vitesle uğraşana kadar, tabi bazı arkadaşlar levye taraftarı değil, bazıları levye taraftarı, ama açık konuşmak gerekirse levyeli araba tabii ki de arkadaşlar çok rahat bir araba. Bizim milletimiz, bizim toplumumuz rahata alıştığı için, yani levye olsa daha iyi olurdu mantığında. Zaten ben arkadaşlar, Massey Ferguson'un bu son zamanlarda satışlarının düşmesinin, yani şu an bir numara olarak New Holland gösteriliyor Türkiye'de. Yani bunun da en büyük açık ara farkının bence levye olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana katılır veya katılmaz. Bence en büyük, yani aradaki fark levye arkadaşlar. Massey Ferguson'un satışlarının düşmesindeki tek şeyi levye arkadaşlar. Vitesleri ortadandı. Millet artık diyordu yani, artık yeter. Diğer arabalarda, hani çift çeker arabalar olsun, normal diğer farklı modellerde olsun, farklı markalar olsun, hep yandan vitesti. Ferguson'da her zaman ortadandı arkadaşlar. Yani bu mantıktan dolayı Ferguson'un satışlarının düştüğünü söylüyorum ben arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Belki arkadaş, bazı arkadaşlar katılır veya katılmaz. Bence levye, bir de viteslerin ortada olması arkadaşlar. Olmadığı için levyenin, bundan dolayı. Şöyle gelirsek arkadaşlar, görüyorsunuz 4 çıkış arkadaşlar. 26-20'de 2 çıkıştı. Depomuz arkadaşlar burada. Koyduğumuz yer burada, mazotu. 26-20'de göğüsteydi, buradaydı. Yani burada bir depomuz vardı, bir de altta bir depomuz vardı 26-20'de. İki depo vardı ama 26-25'te bunu teke düşürdüler. Çünkü mazot kaçağı alıyordu iki depoda. Onu önleyemiyordular arkadaşlar. Ondan dolayı yani teke düşürdüler. 26-20'de bazı aksamlarını değiştirdiler 26-25. Yani 26-20'ye göre. Testler arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Yani şimdi gelelim, hangi özellikleri olsaydı daha iyi olurdu şeyine gelelim. Bana göre yani eksiklik bakımından konuşayım. Eksiklik olarak ben şu an en basit kuyruk milli diyorum arkadaşlar. 540 devir. 750 yok arkadaşlar. Sadece 540. 750 olsaydı daha iyi olurdu. Bu benim gözümde bir eksiklik. Ha, yani olsa daha iyi olurdu. Olmasa da tabii ki de bir sorun değil, ama olsa daha iyi olurdu. Başka da şöyle döneyim. Arkadaşlar, bir büyük
eksiklik yani benim çok kafama takılan bir eksiklik. Yani nasıl olmaz dediğim bir eksiklik. Arkadaşlar diferansiyel kilidi. Diferansiyel kilidi var. Evet, yok değil. Ama nasıl var? Diferansiyel kilidine bastığım zaman arka iki teker kilitliyor. Tamam. Tek çeker arabalarda iki teker kilitliyordu. Ama bu dört çeker araba. Dört çekerde arka iki teker kilitleyip önden bir tanesi dönüyor. Normalde bunun dördünün birden dönmesi lazım. Bazı farklı model arabalarda, yani marka söylemeyeceğim, farklı marka araçlarda, traktörlerde dördü birden kilitlerken bazılarında üçü kilitliyor. Bir teker dönmüyor öndeki. Bu da aynı. Bir teker dönmüyor. Hani badanaja vurduğunuz zaman, ha tabii birden asıldığınız zaman o veren enerjiyle diferansiyel kilidine bile basmadan gene dördü birden dönüyor. Hani badanaj çekiyor ama yerine göre, yumuşaklığa göre böyle sert bir zemine geldiği zaman diferansiyel kilidine bastığınızda biri duruyor yani. Yani çalışıyor ara sıra öyle yani boşa geldiği zaman, yumuşak bir zemine geldiği zaman. Bu yani benim gözümde bir şeyi. Arkadaşlar şanzıman bakımından traktörümüze bakarsak traktörümüz kara şanzıman bir yapıya sahip. Yani sekrome şanzıman değil. Yani birinci vitese hani geriden birinci vitese geçirdiğimiz zaman hareket halinde değil veya hareket halindeyken gırlıyor arkadaşlar. Hani carcur ediyor. Geriye attığınız zaman mesela bunu sıyırga yaptığınız zaman daha çok çabuk fark ediyorsunuz. Hani ileri geri devamlı yaptığınız zaman carcur ediyor yani vites. Ya bu sorun mu? Sorun değil arkadaşlar. Yani sonuçta bu bir mal yani. Bu bir traktör. Yani insanların kendilerine aldığı bir şey. Yani derler ya gavur malı değil, düzgün kullan derler ya. O yüzden dolayı. Ha, tabii ileri geri bazı seri hareketlerde yani levyelilerde olmak gerekirse levyelilerde tabii bu şey yok. Sekrome şanzı bana daha yatkın. Ama bunlar 265, 255, 3060 bunlar aynı yani kara şanzımanlı bir yapıya sahip. Tabii onların da sekro şanzımanları var kendi aralarında. Tabii o farklı. Dediğim gibi arabamız kara şanzıman, traktörümüz fren olarak yağlı fren, kesinlikle disk veya düz kuru fren değil. Yani adeta frene bastığınız zaman yapıştırıyor. Arkada yük olsun veya olmasın hiçbir farkı yok. Olduğu gibi yapıştırıyor yani. Freni çok iyi. Yani normal farklı modellerden, farklı başka arabalardan bunda çok fark ediyorsunuz yani fren farkını. Ciğer dişli var çünkü bunlarda. Yani çok farklı bir fren sistemi var Ferguson'un. Arkadaşlar son zamanlarda nasıl diyeyim? 2600 serisi yaramaz. 2600 serisi Hindistan yapımı. Yani 2600 serisinden bir halt olmaz diyen kişilerle çok yani çok duyuyorum, çok görüştüm, çok yani bu konuda çok konuştum. Arkadaşlar 2600 serisinin tutulmamasının bence benim tarafımdan kara şanzıman olması, levyesiz olması, düz bir araba olması. Yani 255-90 model kara şanzıman bir turbo neyse 26-25 de odur yani. Böyle bir mantık yani öyle diyeyim size. Aslında araba yani kuvvet bakımından 58 beygir turbolu. Ama kuvvet bakımından çok güçlü bir araba. Yani emsallerine göre çok farklı. Çok farkı var. Yeni alacak arkadaşlara da hani bu videoyu izleyip de hani alsam mı almasam mı diyen arkadaşlara da ben arkadaşlar aldım. Şu anlık yani çok memnunum. 160 saatte. Hani diyorlar ya yok yaramaz 2600 serisi iyi değil. Arkadaşlar 2600 serisi iyi değil diyen arkadaşlara şöyle bir şey diyeyim. 26-15. 26-15 mesela bunun bir altı. 26-15 şöyle bir şey. Fren normal disk fren. Turbo yok. Normal kara şanzıman düz bir araba. Yani turbosu olmayan. Yani diğer arabalarda nasıl diyeyim? Turbosu olmayan bir araba neyse 26-25'te o biraz daha odun gibi kalıyor yani diğer arabalara göre. Yani onları görüp de diğerlerini kötülüyorlar. Yani 26-15 de kötü bir araba demiyorum ama sadece turbosu olmadığı için, frenleri pek iyi olmadığı için ondan dolayı diye tahmin ediyorum. Yani ben şu an memnunum. Memnun olmadığım özellikleri de
söyledim. Yani diferansiyel kilidi, kuyruk mili şu anlık bunlar. Başka şöyle bir düşündüğümüz zaman başka ne tür bir özelliklerini sevmiyorum veya seviyorum. Sevdiğim özelliklerine görecek olursak arkadaşlar, bir yerde kaldığım zaman, yani nasıl diyeyim size, bir yerde atıyorum bir batak, çamur, kum, bir yerde kaldığım zaman arabanın yere tutuş şekli çok farklı. Yani tabi diğer arabalarda da olabilir veya olmaz bilmiyorum ama bu Ferguson'da, ben bu arabalarda, bunda olsun, 255 turboda olsun, 65-85 bunlarda olsun, hepsine de bindim, hepsini de kullandım. Yani bu arabalar çok değişik, yani yere adeta yapışıyor. Yani çamurda veya batakta, kumda, böyle kaldığınız bir yerde arabanın farkını görebiliyorsunuz. Çok fena böyle kendini yere yapıştırıyor araba, adeta asılıyor yani. Yük konumunda, yük de çok iyi arkadaşlar. Yük de, yani şöyle diyeyim, emsallerine göre bence üzerine tanımam. Diğerleri nasıl bilmiyorum ama yani çok iyi gidiyor. Yük de birinci ve ikinci vitesi çok kuvvetli arkadaşlar. Üçüncü vitesi çok seri. Mesela burada bizim bir arkadaş da var. Neverland 480 var. Onunla o 4 vites mesela. Ama yani benim traktörüm şu an 23 gazda, daha yeni olduğu için. Ama o 25-30 gaza doğru gidiyor, onun arabası. 4 vites o. Yani peşinden gidebiliyorum arkadaşlar. Siz gerisini hesap edin işte. O 4 vites, bu 3 vites. 3. vitesi çok seri. Ona rağmen çok iyi gidiyor yani yolda. 30 gaza geldiği zaman belki de geçer diye tahmin ediyorum. Öyle yani. Traktörümün başka bir özelliklerine gelirsek... arkadaşlar başka ne tür bir özellikleri var? Dediğim gibi 26-20'nin aynısı. Kaporta falan bir tek vites bakımından vitesleri yanda. O, bu yani. Bir de bunu koymuşlar. Bu aparatı koymuşlar. Hidroliği, yani arkada pulluk yaparken tam indirip tam kaldırsın diye. Yani bunu da sonra da 26-20'ye de taktırsın. Böyle bir şey değil. Şunun içinden tel gidiyor. Böyle bir şey var. Mandalı var. Arka aydınlatma lambamız. Böyle. Gördüğünüz üzere. 4 çeker kolumuz. 2600'lerde serilerde aynı yerde hep. Arkadaşlar janta gelirsek, jantlara, ön jantlara şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere jantları açtık. Açtık dediğimde nasıl açtık? Göstereyim arkadaşlar. Normalde bu içerideki çember, bu jant, dışındaki çember, bu buradaydı. Yani bu, şu jant biraz daha içerideydi. Biz bunu söktük, buradan buraya aldık. Yani bu çemberi dışarı doğru çektik. O zaman ne oldu? Daha geniş oldu. Şu arası daha geniş oldu. Ya bu engel mi? Değil. Yani dar da olsa iyi olur. Yani geniş, geniş olsa daha iyi olur. Veya kimisine dar daha iyi olur. Biz fındıklık aralarında kullanıyoruz. Dar olsun daha iyi bizim için aslında ama yani geniş olmasını tercih ettik. Yani bakalım, ileride bir sorun yaşarsak içeri doğru tekrar alabiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle. Aklınıza takılan bir soru, bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şu anlık bir sıkıntım yok arabayla ilgili, traktörle ilgili. Traktörüm çok iyi, çok kuvvetli. Yani şey olarak ben beğeniyorum. Yani alacak arkadaşlara tavsiye eder miyim? Yani diğer markalara göre ederim ama şunları söyleyeyim. Arabamız kara şanzımanlı bir yapıya sahip. Yani kara şanzımanlı yapıya sahip dediğim kara şanzıman. Yani levyeli değil, normal düz bir araba. Yani levyeli kadar rahat bir araba beklemeyin. Levyeliler daha rahat tabii. Yani bunu açık bir şey belirtmek istiyorum. Levyeli araba her zaman için ileri geri bakımından daha rahat. Ama güç kuvvet bakımından arkadaşlar çok iyi. Güç kuvvet bakımından yani kesinlikle emsallerine, yani emsalleriyle arasında bence büyük bir fark var yani. 58'lik
Yani atıyorum farklı bir marka traktörlerle arasında çok büyük bir fark olduğuna biliyorum yani. Çünkü yük olarak gidişatı falan çok güzel. Yani çok iyi asılıyor turbolu. Yani çok iyi asılıyor arkadaşlar. Dediğim kadarıyla bu yani. Arabamız bu, traktörümüz. Arkadaşlar yeni olduğum için yani kusura bakmayın, bu kadar oluyor. Yani daha yeni başladım YouTube'a. Hatalı konuşmalar yaptıysam maruz görün. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Fındık işiyle uğraştığımız için fındıkla ilgili videolarımız gelecek. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla ilgili videolarımız gelecek. Birçok videolar gelecek. Traktörümüzle ilgili yani yük çekme, ormanda nasıl tomruk çekme gibi videolar da çekeceğiz. Her işi yaptığımız için kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.